Evet. Şunu da okumam lazım. Değerli basın mensupları, 7418 sayılı basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 29. maddesi için Anayasa Mahkemesi'ne yaptığım başvuru ile ilgili huzurunuzdayım. 13 Ekim 2022 tarih ve 7418 sayılı basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 29. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217 taksim A maddesini Anayasanın 2, 13, 25, 26, 28 ve 38 ve 153. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptal davası açtık. Dava sonuçlanıncaya kadar da yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesine ilişkin dilekçemizi biraz önce Yüksek Mahkeme'ye sunduk. Neden bu dilekçeyi hemen daha bugün onaylanır onaylanmaz Yüksek Mahkeme'ye başvurduk? O zaman da söylemiştik. Bu bir Stalin kafasıdır. Stalin yasasıdır ve bunun daha büyük kayıplara, vatandaşların daha büyük mağduriyetlere yol açmaması adına yüksek bir hassasiyet göstererek 29. maddeyi bugün mahkemeye sunduk. Kanunun tümüyle ilgili hazırlıklarımız devam etmektedir. Bilahare süresi içerisinde yasanın, anayasanın öngördüğü süre içinde de bu kanunun tamamını mahkemeye getireceğiz. Değerli basın mensupları, 7418 sayılı kanunun 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'nun 217'ye A maddesi eklenerek halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçu ihdas ediliyor. Bir suç ihdas ediliyor. Buna göre sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimsenin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor. Bu anayasanın biraz önce saydığım cumhuriyetin nitelikleri, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması, düşünce açıklama ve yayma hürriyeti, basın hürriyeti ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili hususlarına açık aleni aykırıdır. Değerli arkadaşlar, kanunun başlığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye yazılmış. Burada size göstereceğim. Ama içerik gerçeğe aykırı bilgi. Kanun yapılırken bile baştan ilk düğmesi yanlış iliklenerek yapılmış. Başlığıyla içerideki suç şekli farklı şeyleri ifade ediyor. Bu şu demek, otoriter rejimlerin yalan haberiyle mücadele azmi gerçeğe ya da hakikate olan tutkularından değil. Gerçeği belirleme tekelini ele geçirmek ve yalan söyleme tekeli oluşturma arzularından kaynaklanıyor. Örnek Fahrettin Altun. En son Bartın'da yaşanan faciadan sonra İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle söylüyor. Fahrettin Altun, bakanlar ve resmi kuruluşlar dışında yapılan bütün paylaşımları dezenformasyon olarak ifade etti. Yine somut olay bazında Sayıştay denetim raporlarına dayanarak yapılan bazı açıklama ve haberler de bir kamu ortaklığı olan Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından dezenformasyon sayıldı. Yani Sayıştay raporunu CHP milletvekili kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Taş Kömürü işletmeleri bu dezenformasyon diyor. Fahrettin Altun beyefendi tweet atıyor. Aynen şöyle. Meydana gelen bu elim kaza ile ilgili yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemesi, konuyla ilgili bölgede bulunan bakanlarımızın ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate almaları hususunu önemini bir kez daha ifade etmek isterim. Yani Fahrettin Altun diyor ki, bakanların ve benim dışımda yapılan bütün açıklamaları dezenformasyon sayacağız diyor. Bu muhalefeti, bu medyayı, basını, sosyal medyayı susturmaktır. Kendi yalanlarını gerçek gibi sunmak, gerçekleri yalan diye nitelemek yasasıdır ve kabulü mümkün değildir. Kaldı ki bu konuda Yüksek Mahkeme'nin daha Ağustos ayında verdiği bir karar var. O kararı bulup sizle paylaşmak istiyorum. Şu, Anayasa Mahkemesi, bu yüce mahkeme, geçtiğimiz Ağustos ayında 2 ay önce şöyle bir karar verdi. Basın İlan Kurumu tarafından verilen cezalara bakıldığında kuruma tanınan yetkinin basının etik değerlerini düzenleme açısından amacından öteye giderek
artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespit edilmiştir Anayasa Mahkemesi. Şimdi demin 153'e aykırı derken onu söyledim. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına da aykırı. Ve bu yüce mahkemenin, yüksek mahkemenin daha Ağustos'un 10'unda verdiği bu basın ilan kurumu ile ilgili bireysel bir başvuru üzerine verdiği karardan sonra bugün 29. madde ile ilgili yaptığımız başvuruyu bekletmeksizin yürürlüğün durması, yürütmenin durması bakımından bir an önce ele almasını yüce millet adına ben de yüce mahkemeden talep ediyorum. Üzülerek şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerde söyledim. Bu kanun Türkiye'de demokrasiyi tahrip etmekle kalmaz. Türkiye'yi dünya milletler ailesi içinde demokrasi liginden düşürmez. Kategori dışı tutar dedim. Ligden düşmek bile değil. Dünya demokrasi liginde olmayız. Kategori dışı sayılırız. Hukuk olmayan, hukukun çalışmadığı ülkeler ligine ineriz dedim. Türkiye zaten şu anda bu kanundan önce yolsuzluk endeksinde 180 ülke arasında 96. sırada. Basın özgürlüğü endeksinde zaten 180 ülkede 149. sıradayız. Hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 112. sıradayız. Kategori dışında kalırız dediğim o işte. Bak diğer endeksler 180 ülke arasında, hukukun üstünlüğü endeksi 139 ülke arasında. 40 küsür ülke kategori içinde bile değil. Böyle bakıldığı zaman bu kanunla Türkiye dünya milletler ailesi içinde kategori dışı kalacak. Bu herkesi üzer, hepimizi incitir. Değerli arkadaşlar, muhalefete zindan tepkisiyle muhalefeti susturmak mümkün değil. Şimdi yolsuzluklar konuşulmasın, rüşvet konuşulmasın, yoksulluk konuşulmasın, yasaklar konuşulmasın isteniyor. Ve bu anayasaya çok açık, aykırı bir yasal düzenlemeyle yapılıyor. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı Zoom toplantılarından WhatsApp yazışmalarına kadar muhalefetin, vatandaşın, medyanın bütün içeriklerine el koyabilecek. Basın ilan kurumu ilandan men cezası ile yandaş olmayan medyaya nefes alma hakkı bile tanımayacak. Sarayın savcı ve hakimleri de Fahrettin Altun'un bu dezenformasyondur dediği her bilgiyle ilgili harekete geçecekler. İşte diyor ya, madenle ilgili bile bakanların dışında konuşulan her şeyi dezenformasyon sayarım diyen bir kafanın yönettiği bir ülke, bu kafaya teslim olmuş meclisin çıkardığı bir yasayı mahkemeye götürdük. Uzatmaya gerek yok. Bu yasanın özü şudur. Bir söz okuyayım şimdi. Kelimeler silahtan daha güçlüdür. Düşmanlarımızın silahlanmasına izin vermiyoruz. Neden konuşmalarına izin verelim? Bu sözü Stalin söylemiş, şimdi Erdoğan tatbik ediyor. Kanunu mahkemeye götürmemizin temeli de bu sözün altında yatıyor. Bakanlığı dolandıran bakanı konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız. Sermaye piyasası kurulundaki kirli rüşvet ilişkilerini konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız. Mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilini konuşursak dezenformasyon yapmış olacağız. 128 milyar doları iç edenleri sorarsak dezenformasyon yapmış olacağız. Beşli çeteye çekilen peşkeşi sorarsak dezenformasyon yapmış olacağız. Kabataş yalanını söyleyene bu yalan söyledi dediğimiz zaman da dezenformasyon yapmış olacağız. Camileri yaktılar diyenlere bak bunlar yalanmış, ispatlayamadılar dersek de dezenformasyon yapmış olacağız. Herkesin şunu bilmesini isterim. Başta Erdoğan'ın. Bu yasa seni kurtarmaz. Bu gömlek bu millete dar gelir, yırtar atar. Bu zincir Türk siyaseti, bu zinciri parçalayacak demokratik kabiliyet ve olgunluktadır. Millet bu gömleği parçalayıp atacak. Demokratik siyaset bu zinciri kırıp parçalayacaktır. Herkesin rahat olmasını, Türkiye'ye ve demokrasimize inanmaya, her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen devam etmesini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sadece 29. madde bugün getirmeniz ve yürütme durdurma isteğiniz daha hızlı bir karar seçimden önce bir karar alması için mi ve toplamda kaç maddesine karşısız genel için başvurunuz? Kanunun tümüyle ilgili 40 maddelik bir kanun, tümüyle ilgili hukukçularımız sarılarak çalışıyorlar. Biz şuna bakarız.
meclis ve anayasa ana muhalefet partisine buraya başvurma yetkisi, selayeti ve hakkı vermiş. Biz burada vay bunu AK Parti getirdi hemen hepsini götürelim değil. Hayır. Açarız tane tane bakarız. Hangisinin anayasaya aykırılığı varsa bizim lehimize de olsa AK Parti'nin aleyhine de olsa götürürüz. Böyle bakıyoruz bir. 29'u bugün niye götürdük? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de söyledim. Bir farkındalık da yaratmamız lazım. Tehlikeye yüksek mahkemenin dikkatini de çekmemiz lazım. Şimdi 29 bu kanunun bir kısım maddeleri Nisan'da yürürlüğe girecek. Güya altyapı hazırlıklarıyla meşguller. Ama 29 artık yürürlükte. Bir savcı, hadi bizim dokunulmazımız var ama siz basın çalışanlarının ya da muhalefetin ya da vatandaşın bir sözü üzerinden bugün vatandaşı bu yasaya göre tutuklu yargılanmayı da içeren bir hal olduğu için bu yasayla insanlar HODES'e doldurulabilir, zindanlara atılabilir. Buna şimdiden kamuoyunun da dikkatini çekmemiz lazım. Yüksek Mahkeme'ye de bu aracılığınızla tekrar sesleniyorum. Yürütmenin durdurulması, yürürlüğün durdurulması noktasında bir an önce talebimizin acilen gündeme alınmasını, demokrasimizin daha çok tahribat almaması için, demokrasimizin daha çok yara almaması için talep ettik. İçeride de söyledik. Burada da sizin aracılığınızla tekrar paylaşmış olalım. Seçimden önce çıkar mı efendim? Bunun hemen bence en geç Kasım'da çıkması lazım. Yani bu dünyanın da dikkatini çeken bir yasa. Özellikle 29. madde. Şimdi biraz önce saymadım. Birleşmiş Milletler'den tutun da bütün uluslararası örgütlerin bu yasanın bu halini reddettikleri bir yasa. Böyle yasaların çıkarmaya denen çalışan ülkeler olmuş. Hepsinde bunlar geri adım atılmış. Türkiye gerçekten tekrar ediyorum dünya milletler ailesinde hukukun işlemediği bir ülke olarak anılmamalıdır. Bunu sağlayacak olan da artık Yüksek Mahkeme'dir. Yüksek Mahkeme'nin devletin hukuk devleti olma özelliği anayasanın ikinci maddesini en azından bir an önce hayata geçirmek noktasında başvurumuzu çok 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 kısa bir sürede işleme almasını da bekliyoruz. Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin.